Universal Hospital yakınında bulunan çöplük alanın boşaltıldığına ilişkin haberi geçtiğimiz günlerde ekranlarınıza getirmiştik. Bitez Belediye sınırları içinde olan alanla ilgili bir süre önce Başkan Remzi Güngör'le konuşmuş, arazinin kat karşılığı müteahhit bir firmaya ihale edildiğini ve inşaat çalışmalarının Ocak ayının sonunda başlayacağını öğrenmiştik. Denilen gerçekleşti, vatandaşlar tarafından şikayet konusu olan çöplükse birkaç gün önce başlayan boşaltma çalışmaları haber bültenimize konu oldu. Ancak haberimizde uzunca bir zamandır 80 yaşındaki annesi ve oğluyla birlikte çöplük alanda yaşayan, geçimini çöp toplayıp ayrıştırarak sağlayan Naide Kaan, yaşadığı alanın boşaltılmasından dolayı mutsuz olduğunu belirtmiş annesi ise kameralarımıza yetkililerden yardım beklediğini ifade etmişti. Yetkililer ilgililer ilgilenmesi gerek. Bütün fakirler böyle bakılıyor. Her yerde yardım oluyor. Bunlar... Bitez Belediyesi Halkla İlişkiler Birimi ile daha sonra aileye yardım edilip edilmeyeceği hakkında görüştüğümüzde ise Fen İşleri Biriminin konuyla ilgilendiğini öğrendik. Fen İşleri Müdürü Özden Özdeverse, Naide Kağan ve ailesinin Konacık'ta kendilerine bir ev tuttuğunu, Bitez Belediyesi'nin ise 5 aylık kirayı karşıladığını belirtti. Boğzuma hiç yakışmayan bir görüntü oluşturan, yaz aylarında oldukça kalabalık olan özel bir hastanenin çok yakınında bulunan böyle bir alanın boşaltılması çevrede yaşayan vatandaşları elbette ki çok sevindirdi. Kış aylarında evsiz kaldığını ifade eden ailenin de bir eve yerleşmiş olması güzel bir gelişme. Kısacası daha önce de belirttiğimiz gibi şimdi her şey tamam oldu gibi. İşte, zevk için dedim aklım kaldı şimdi.